Selam, benimle yeni bir videoya hoş geldiniz. Normalde hep böyle gündüz video çekiyordum ve işte sabah rutinlerimi vesaire gösteriyordum. Ama dedim ki bu videoda bir değişiklik yapayım ve bu sefer de biraz da akşam rutinlerimden bahsedeyim. Doğruyu söylemek gerekirse böyle düzgün bir akşam rutinim var diyemem. Genelde günün bu saatlerinde yaptığım tek şey yatağıma yatıp telefona bakmak ya da ne bileyim YouTube'dan, Netflix'ten bir şeyler izlemek oluyor. Ama bunu değiştirmek istiyorum çünkü gerçekten vaktimin çok büyük bir kısmını bu şekilde boşa harcamış oluyorum. O yüzden bugün böyle birazcık daha verimli geçeceğim. Ya aslında verimli değil ama bana iyi hissettirecek şeyleri yaptığım bir akşam olacak. Bir de finallerim yeni bitti. O yüzden açıkçası biraz böyle kendimi şımartmak ve rahatlamak istiyorum. Neler yapacaksın derseniz, ilk olarak bir an önce bir yemek hazırlamak istiyorum kendime. Çünkü gerçekten inanılmaz acıktım. Sonrasında büyük ihtimalle birazcık bir şeyler izlerim. Böyle yeni güzel bir diziye başlamak istiyorum ya da bulursam böyle güzel bir film izlemek istiyorum. Onun dışında kitap okuyacağım, cilt bakımı yapacağım, meditasyon yapmayı planlıyorum. Güzel bulursam böyle bir akşam yogası tarzı bir şey yapmak istiyorum. Şu an için aklıma gelenler bunlar ama zaten başka bir şey yapacak olursam da videoda görüyor olursunuz. O zaman şimdi hızlı bir şekilde yemek hazırlayalım. Yemek olarak öyle çok spesifik bir şey yapmayacağım açıkçası. Makarna yapacağım ve yanında da tavuk kızartacağım. Bu arada bu makarna son zamanlarda gerçekten favori yemeğim olabilir. Hatta galiba başka bir videomda daha yapmıştım. Tam şu an emin değilim ama. Neyse şimdi yine onu yapacağız. Tarifini videoya yazarım yaparken. Yani aslında böyle çok değişik bir tarifi yok. Domates soslu yapıyoruz aslında. Çok basit. Ama bence cidden inanılmaz güzel oluyor ve bunu böyle yapmaya başladığımdan beri hiç hazır makarna sosu almadım eve yani. Hep bunu yapıyorum ve gerçekten çok 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 seviyorum diyebilirim. O yüzden dediğim gibi tarifi yazarım. Belki siz de denersiniz. Kadar dizi izledim. Şimdi de açıkçası böyle bir yorgunluk çöktü üstüme. Büyük ihtimalle yani yemekten yeni kalktığım için olabilir. Aslında saat falan da erken yani. Sanırım 8-8.30 gibi bir şeydi. Ama bilmiyorum yani böyle bir anda bir yorgun hissettim kendimi. Erken kalktım bugün. Birazcık az uyudum. O yüzden de olabilir. Şimdi kendime bir bitki çayı yapmayı planlıyorum. Yemek yedikten sonra ben genelde böyle bitki çayı falan içiyorum. Bilmiyorum ya. Sanki bana böyle daha rahat sindiriyormuşum gibi hissettiriyor. Bir de çok seviyorum böyle papatya çayı, ada çayı vesaire. O yüzden şimdi de kendime çay hazırlayacağım. Büyük ihtimalle papatya yaparım. Aslında o da uyku getiriyor. O yüzden şu an bir bilemedim yani. Kahve de yapabilirdim ama videoyu çekmeden önce kahve içtim, sabah da içmiştim. O yüzden şimdi bir tane daha içmek istemiyorum yani bu saatte. Neyse bakacağız artık. Bir tanesini yapıp içeceğim. Bu arada videonun başında galiba yapacağımız şeylerden bahsederken söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Journal'ımı yazacağım çünkü sabah zaten yazmadım. Daha doğrusu şöyle. 2023 için çektiğim videoda yazdım. Sonrasında da yeni yıla girdiğimiz gün yazmıştım bir şeyler. Daha sonra hiç yazamadım ama 2023 hedeflerim arasında journal'ımı düzenli bir şekilde kullanmak da var. O yüzden de ne kadar erken bunu yapmaya başlarsam benim için o kadar iyi diye düşünüyorum.
bitirdim. Yani bunu her seferinde söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Bence journal gerçekten hayatıma kattığım en güzel şeylerden biri olabilir. Çünkü cidden benim için inanılmaz rahatlatıcı oluyor ve gerçekten yazmayı çok seviyorum. O yüzden umuyorum ki bu yıl bunu düzenli bir şekilde yapabilirim. Şimdi ne yapacağımı bir türlü karar veremiyorum. Bu arada videonun başında saçlarım dalgalıydı. Yani saçlarımı yapmıştım ama şu anda sanırım çok böyle sürekli oynadığım için saçımla böyle anlamsız bir hal aldı. Yani bu şu an ne tam olarak? Hani neden yani? Böyle daha mı iyi mesela? Çok kötü görünüyor. Neden böyle oldu bir anda anlamadım. Ya da hep böyleydi de ben mi fark edemedim? Yani yapacak bir şey yok artık. Şu anda gidip saçımı yapamayacağım yani. O yüzden böyle kalsın. Çok fazla dikkat etmemeye çalışın. Şimdi ne yapacağımı bir türlü karar vermiyorum. Finallerim bittikten sonra böyle çok büyük bir boşluğa düştüm diyebilirim. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ve bunun sebebi de hani finallerimin çok iyi geçmesi değil. Hatta yani beklediğimden kötü geçti diyebilirim. Bu arada benim yılbaşından önceki ve sonraki haftam final haftamdı. Ve o hafta yani böyle tabii ki sabahtan akşama kadar ders çalışmadım. Yine de büyük bir odağımı derslere vermiştim. Ve hani ders çalışmıyor bile olsam yani aklımda sürekli sınavlarım olduğu için böyle kendimi açıkçası neredeyse hiç vakit ayıramadım. O yüzden de şimdi böyle aslında hem bir yandan bir sürü şey yapmak istiyorum. Hem de sadece böyle yatıp dizi izleyip Instagram'a, TikTok'a bakıp dinlenmek istiyorum. İkincisini yapmamaya çalışıyorum çünkü zaten vaktimin büyük bir çoğunluğunu ne yazık ki o şekilde harcıyorum yani. Hani yalan söyleyemeyeceğim bu konuda. O yüzden bunu olabildiğince azaltmaya çalışıyorum çünkü aslında o şekilde dinlendiğimizi düşünüyoruz ama bir noktada çok da dinlendirici olmuyor. Sürekli ekrana bakarak kendimizi iyicene yoruyoruz bence ama bunu fark etmek tabii çok böyle kolay olmuyor. Yani fark etsek bile aslında bunu değiştirmek için bir şey yapmak hani çok böyle içimizden gelmiyor bence hiçbirimizin. Benim de öyle açıkçası. Ama dediğim gibi böyle kendimi biraz ufak ufak zorlaya zorlaya başka şeyler yapmaya itiyorum. Bugün de yine yaptığım gibi. İlk olarak kitap okumaya karar verdim. Bu kitabı almıştım yeni. Yeni yıl hedeflerimden biri de daha fazla kitap okumak. 2023'ü nasıl en iyi yılınız yapabilirsiniz diye bir video paylaşmıştım. Biliyorsunuzdur. Orada o yüzden de böyle kitap falan bakmıştım hatta ve bu kitabı aldım. Bunu böyle çok fazla görüyordum. Özellikle yine atomik alışkanlıklarda olduğu gibi. Yabancı influencerlarda vesaire. Büyük ihtimalle zaten ona benzeyen bir kitap diye düşünüyorum. Çok rahat okunacak bir kitap gibi görünüyor çünkü oradan anlaşılıyor mu bilmiyorum ama böyle küçük bir şey zaten ve içinde yazıları falan da böyle büyük büyük. Umarım bunu da beğenirim. Yani atomik alışkanlıkları gerçekten çok beğenmiştim. Bunu bence her videomda sıkılmadan söyleyebilirim. Cidden çok güzel bir kitaptı. Bu bakalım nasıl. Bu arada eğer sizin de böyle bir akşam rutininiz varsa ya da işte akşam şunu yapmadan uyumuyorum dediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Orada böyle birlikte hem kendi rutinlerimizi paylaşmış oluruz. Hem de ben yorumların hemen hemen hepsine cevap veriyorum zaten. Böyle bir sohbet gibi olur. Hem de belki böyle birbirimize ilham oluruz yani. Akşam kendimize iyi gelecek neler yapabiliriz diye. Güzele benziyor. Yani öyle çok okuyamadım şu an. Çünkü yatmadan önce de biraz okuyayım diye düşündüm. O yüzden bir ara verdim. Şimdi de yoga ve meditasyon yapacağım. Sonrasında da cilt bakımı yapıp videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Bu sefer cilt bakımında biraz böyle ekstraya kaçacağız. Yani daha doğrusu şöyle, ben zaten genelde böyle serum vesaire kullanacaksam hep akşamları kullanmaya dikkat ediyorum. O yüzden de şu an böyle birkaç tane daha fazladan şey yapacağız ve tam bu videoyu çekmeden önce yani saat önce. Saçlarıma da böyle bakım yapıp sonrasında da duşa girmiştim. Aslında o saç bakım rutinimi de bu videoda gösterseydim daha iyi olurmuş. Şu an yani onu düşündüm ve bir pişman olmadım değil. Ama artık onu da başka bir videoda gösteririm diye düşünüyorum. Zaten çok
basit bir adımlık falan bir şey var yani. Birkaç tane yağ sürüyorum, o kadar. Dediğim gibi artık başka bir videoya o da. Şimdi ben üzerimi değiştiriyorum ve meditasyonla yogaya başlıyoruz. Artık son olarak da cilt bakımımı yapıp yatmaya hazırlanacağım. Daha önce hiç böyle akşam yoga yapmamıştım. Yani hep gündüz yapıyordum. Ve ilk defa böyle akşam denedim ve bence cidden inanılmaz rahatlatıcı oluyor. Yani hani evet, gündüz yapmak da gerçekten güzel. Özellikle böyle uyanıp yaptığınızda hani cidden güne iyi başlıyor oluyorsunuz. Ama akşam da böyle bütün o stresinizi, günün yorgunluğunu vesaire gerçekten sanki alıp götürüyormuş gibi oluyor. Yani bilmiyorum, bana öyle hissettirdi. Bu arada benim yaptığım video gerçekten yani inanılmaz basitti aslında. O yüzden eğer hiç yoga tecrübeniz yoksa ama yine de böyle bir şey yapayım işte uyumadan önce beni rahatlatsın vesaire diyorsanız kesinlikle o videoya bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten böyle tecrübe vesaire istemeyen bir şey. Şimdi çok uzatmadan cilt bakımıma geçeceğim. İlk olarak tabii ki makyajımı temizlemem lazım. Şu Cosmed'in temizleme yağıyla temizliyorum. Bunu bence bilmeyeniniz yani neredeyse yoktur. Çünkü çok popüler bir ürün yani. Ben de zaten Instagram'da falan görerek almıştım. Gerçekten hem makyajımı hem de cildimi bence inanılmaz güzel temizliyor. Peelingini yapacağım. Bunu her gün kullanmıyorum bu arada. Haftada bir ya da işte iki haftada bir falan şeklinde kullanıyorum. Bunun bir de kırmızı serumu vardı. Sanırım bunun serumu. Tam emin değilim. Bunu kullanıyordum eskiden. Şimdi haftada bir, bu bir, diğeri falan gibi kullanıyorum. Yani az kullanıyorum ama bunlar bence gerçekten çok işe yarıyorlar yani. Özellikle leke giderme ve böyle aydınlatma konusunda vesaire. Tonik süreceğim ve sonrasında da yüzümü ve gözaltımı nemlendireceğim. Onun dışında bir şey yapmayacağım. Bu arada tonik olarak bunu kullanıyorum. Hem doğal içerikli hem de yorumlarına falan bakarsanız yorumları hep çok iyi. Ben de severek kullanıyorum.